Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Mert Bey'in hayat hikayesini paylaşıyorum sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Ben Mert. 28 yaşında bir psikoloğum. Anlatmak istediğim şey daha çok babam ve onun babası. Yani dedemle alakalı. Benim dedem çok katı bir adamdır. Onu tanıdığımdan beri yanında ağzımı açıp konuşma cesaretini bulamadığım biridir. Aslında yıllar öncesinden başlamam gerekiyor. Annemin evlendiği ilk zamanlara. Yani 30 sene öncesine gitmek gerekirse, annemin anlattığına göre dedem ve babaannem o zaman daha acımasız ve daha katı insanlarmış. Anneme yapmadıkları işkence kalmamış. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak. Babam çok zor şartlarda ve günün yarısından fazlasında çalıştığı için de bunları pek göremezmiş. Annem de korktuğu için anlatamazmış ona. O zamanlar birlikte yaşıyorlarmış. Babam, annem ve dedemler. Kalabalık bir aile oldukları için tüm hizmeti de annem üstlenirmiş. Babam da kazandığı tüm parayı dedeme verirmiş. Çünkü dedem alırmış elinden. Babam vermeyecek bile olsa zorla alırmış. Sonra ablam doğmuş Lale Hanım. Ama dedem hastaneye gitmelerine izin vermemiş annemin. Ölecekse ölsün. Ya evde doğuracak ya da geberecek çocuğuyla kendisi demiş. Başka bir ihtimal yok. Babamların hastaneye gitme fikrini yok saymış. Annem ağrılar ve sancılarla evde doğum yapmak zorunda kalmış. Tabii uzun süre hasta yatmış mikrop kaptığı için. Ama sonunda sağlıklarına kavuşmuşlar çok şükür. Daha birçok şey var ancak kısa tutmak istediğimden hepsini anlatamayacağım. Eve yemek alınsa anneme verilmezmiş. Özellikle et gibi pahalı olan yiyeceklerden anneme hiç vermezmiş babaannem. Hamilelik döneminde de tüm eve annem yemek hazırlar, tek başına yaklaşık 20 kişiye yemek pişirirmiş. Canı da çok çekermiş canımın, aşerirmiş kokuları. Ama babaannem ona vermezmiş o yemekten. Kuru ekmekler hep anneme gelirmiş. O bile o kadar küçük olurmuş ki hiç doymazmış annem. Bir gün ablam emeklemeye yeni çıkmışken odada ayağa kalkıp yürümeye çalışıyormuş. Dedem de televizyon izliyormuş o sırada. Bir anda yerinden kalkıp ablamı kucağına alarak fırlatmış. Ablamın bağırışları ve ağlaması bir anda kesilmiş hocam. Annem öldü sanmış o anda. Herkes öyle zannetmiş tabii. Ama dedem öyle laflar ediyormuş ve daha emeklemeye yeni çıkmış bir çocuğa ağza alınmayacak küfürler ediyormuş ki kimse ablamın yanına yaklaşıp öldü mü diye bakmaya cesaret edememiş. Bu gibi olaylar sıklaşmaya başlamış. Annemi gitgide hizmetçi yerine koyuyor ve şiddet uyguluyormuş. Bir babaannem, bir dedem. Sonunda babam annemin vücudundaki morlukları görmüş ve olayı anlamış. Hemen gidip annesine ve babasına rest çekmiş Lale Hanım. Hesap sormuş ama dedem ona da şiddet uygulamış. Babam da buna karşı koymaya çalışmış. Ancak benim dedem son derece heybetlidir. Bu çok zor olmuş anlayacağınız. Ertesi gün babam anneme artık daha fazla dayanamayacaklarını, annemi bu halde görmek istemediğini ve taşınıp kendilerine ait bir evde yaşamak istediğini söylemiş. Annem her ne kadar itiraz etse ve babasının onun bu fikrinden dolayı hiç hoşlanmayacağını söylese de babam kararlıymış. Bir gece zaten çok da fazla olmayan eşyalarını alıp gizlice evi terk etmişler. Hiç birikimleri olmadığı için de son derece zorluk yaşamışlar. Başta yarım domatesi ablamla birlikte yiyip doymaya çalıştıklarını söylüyor annem. Tabii bu olay kısa sürede tüm semte yayılmış. Dedem aynı zamanda eli kolu uzun biridir ve tanınan biridir oturduğumuz yerde. Gözüme görünmesinler, geberirler inşallah gibi sözler söylüyormuş arkalarından. Tabii babam da her ne kadar sinirlense de babası sonuçta gidip ziyaret etmek istiyormuş. Bu olayın üzerinden yaklaşık 5 sene geçmiş Lale Hanım. O sıralarda ben dünyaya gelmişim. Babamlar da artık dedemleri ziyaret etmeleri gerektiğini düşünmüş olacaklar ki beni de alıp evlerine gitmişler. O sırada ikisinin de titreyerek içeri girdiğini anlatır annem. Dedemin babamı öldürebileceğinden endişe etmelerinden korktuklarından bahseder. Dedem babamları gördüğünde yine ağza alınmayacak küfürler ederek onları burada yazamıyorum tabii kovmuş babamları. Kundakta ben varmışım. Bana bile küfür etmiş Lale Hanım. Küçücük bebeğe. Bu olay da böyle kapanmış. Bu sırada babaannem de arkadan gülüyormuş. Dedemi durdurmaya bile çalışmamış.
uzun süre ziyarete gitmemişiz. Ben ancak ilkokula giden bir çocukken hastaneye gitmiştik. Onu hatırlıyorum. Bunu da şöyle anlatayım Lale Hanım. Dedemin çok sevdiği bir oğlu daha var. Ta en başından beri onu ayrı sever. El üstünde tutar. Babamın okumasına izin vermeyip onu en iyi okullarda okutmuş mesela. Babam bu yüzden dedemin hesabının zor geçeceğinden bahseder hep. Evlat ayrımı yaptığı için. Dedem hastalanmıştı. Amcam da hastaneye götürmemişti dedemi. Bakmamıştı bile. O sırada yeni de evlendiği için hiç ilgilenmemişti dedemle. Babam da tersine aşırı derecede yufka yüreklidir. Annem de öyle. Doğru olmayacağını düşünerek dedemi hastaneye onlar götürmüş. O sırada dedem hala hakaret ediyormuş annemle babama. Ama onlar duymamaya çalışarak iyilik etmişler. O süre boyunca dedeme hep annem ve babam bakmış. Amcam ziyaret bile etmemiş onu. Ama hastaneden çıktığında babamı yine reddetmiş. Benim tek bir oğlum var diyerek evine dönmüş dedem. Bu olaydan önce dedem amcama ev satın almış. Akrabalar dedeme neden evlat ayrımı yapıyorsun dediklerinde ise diğerleri kirada gebersin. Bana muhtaç olduklarında onları kapıdan içeri sokmayacağım demiş. Babam ve annem o kadar fedakar insanlardır ki Lale Hanım. Yıllarca çalıştılar ve gül gibi baktılar bize. Babamın cebinde parası yokken bizi okutmaya, kaynak kitaplarımızı almaya çalıştı. Bazı günler aç kalmamıza rağmen gidip dedeme yalvarmadı. Allah da bizi ona muhtaç etmedi çok şükür. Bir gün dedem babamın önemli bir toplantıya gideceğini bilerek arabasının lastiğini delmiş. Bu babamın işe geç kalmasına ve profesyonel olarak sorunlar yaşamasına neden olmuş. Ayrıca dedem bazen babamın eşyalarını gizlice alıp saklarmış. Bu da babamın günlük yaşamında karmaşa ve stres yaratırmış. Dedemin bu tür davranışları babamın ona karşı güvensizlik duymasına ve sürekli tedirgin olmasına sebep olurmuş. Babamın kendisini güvende hissetmemesi ve dedemin sürekli olarak kötülük yapma eğilimi onların ilişkisini olumsuz etkilemiş. Bu durum aile içindeki iletişimde de sorunlara yol açmış. Çünkü dedemle babam arasında sürekli bir gerilim varmış. Babam, dedemin bu tür davranışlarını tölere etmeye çalışırken zaman zaman duygusal olarak etkilenirmiş. Çünkü her seferinde dedemin yapacağı bir kötülüğü beklemek onun için oldukça yıpratıcı bir durummuş. Bu tür olaylar aile içindeki uyumu bozar ve sevgi yerine güvensizlik ve endişe duygularını besler. Dedemle babam arasındaki kötülükler genellikle küçük taktiklerle başlardı. Ancak zamanla daha büyük boyutlara ulaşabilirdi. Örneğin dedem bir gün babamın iş görüşmesi için giyeceği takım elbisesini gizlice saklamış. Bu durumda babamın hazırlıkları aksayacak ve iş toplantısına geç kalmış gibi görünecekti. Bu tür küçük sabotajlar babamın iş hayatında güvenilirliğinin sorgulanmasına ve profesyonel itibarının zarar görmesine neden olmuş. Bunun yanı sıra dedem bazen babamın arabasına zarar verir veya anahtarlarını gizlice alarak işlerini aksatmasını sağlarmış. Özellikle stresli veya önemli bir gün olduğunda dedemin yaptığı bu kötülükler babamı ciddi bir şekilde etkilermiş. Bu durumda babamın günlük rutinleri alt üst olur ve sürekli olarak dedemin yapabileceği olası sabotajlara karşı tetikte olması gerektiğini düşündürülmüş hep babama. Dedemin bu tür davranışları aile içindeki iletişimimizi de olumsuz etkiler. Babamın dedeme karşı duyduğu güvensizlik ve öfke aile içindeki huzursuzluğa ve sürekli bir gerilime neden olurmuş. Ayrıca bu durum diğer aile bireylerini de etkiler ve genel aile dinamiğini olumsuz yönde etkilermiş. Devam etmek gerekirse birkaç sene sonra babam dedemin yanına giderek ayaklarına kapandı. Af diledi. Dedemin de hoşuna gitmiş olacak ki hiçbir şey söylemedi. Böylece barışmış olduk. Ailecek sık sık gidip gelmeye başladık birbirimize. Ancak dedem ve babaannem babamı, annemi, ablamı sevmediler hiçbir zaman. Onlarla ilgilenmeyip hep benimle ilgilendiler. Bunu da onlara benziyor oluşuma bağladılar. Böyle sık sık ziyaret ederdik yine Lale Hanım. Babam sırf öbür dünyada yaradan sormasın diye ziyaret ettiğini söylerdi hep. Bir gün ilk defa bir evimiz olmaya çok yaklaşmıştı Lale Hanım. Babam ve annem birikimleriyle bir ev alacaktı. Ancak yaklaşık 50 bin liramız eksikti. Babam da dedeme sormaya karar verdi. Dedem son derece varlıklı bir adamdır.
Dedeme danıştı. Ve dedem vermedi parayı hocam. Allah versin diyerek babamı kovdu evden. O dönem dedemin amcama yaklaşık 800 bin lira değerinde araba aldığını öğrendik. Bu büyük bir ayrımcılıktı. Bize 50 bin lirayı vermeyen adam amcama lüks bir araba almıştı. Ancak biz yine de belki de yanılarak hala ziyaret etmeye devam ettik onları. Dedem torunları arasında da son derece ayrımcı davranışlar sergilerdi. Örneğin beni çok sevdiği için başka torunlarının yanında bana haçlık verirdi. Ablama veya benimle yaşıt diğer torunlarına vermezdi. Beni de hep zor durumda bırakırdı. Yıllarca dedem bana haçlık verdi diye kuzenlerimle bütün parayı bölüşmüşümdür. Ama babamla araları bozulunca beni de siliyordu tamamen. Amcamın çocuklarına her şeyi alıyor, yüklü miktarlarda paralar veriyor ve her şeyiyle ilgileniyordu onların. Hatta şunu hiç unutmam, henüz ilkokul 2. sınıftayken dedemlere yakın bir mevkide oturuyorduk. Karnemi aldığım gibi benimle gurur duysun diye dedemlere gittim ve karnemi gösterdim. Dedemse karneme bakıp şöyle dedi. Harçlık almaya mı geldin? Bilmem neyin doğurduğu dedi bana. O kısmı tahmin edersiniz ki büyük ve ağza asla alınmayacak bir küfür söyledi. Henüz 8-9 yaşında bir çocuktum ben. Sadece dedemin ve babaannemin aferin demesini bekleyen bir çocuk. Geçtiğimiz senelerde ise amcamın oğlu aynı şeyi yaptı. Biz dedemlerdeyken karnesiyle gelip dedeme ve babaanneme gösterdi. Dedemse ne yaptı biliyor musunuz? Aferin oğluma diyerek haçlık verdi ve başını okşadı. Ben bunu hiç unutamadım Lale Hanım. Benim farkım, eksiğim neydi anlamadım. İlk başlarda beni çok seviyordu. Sonradansa bana karşı olan ilgisi ve sevgisi azaldı. Benim farkım, eksiğim neydi? Yıllarca anlamadım ben ve böyle bir çocuk olarak büyüdüm. Ne yaptığını, hatasını anlamayan bir çocuk. Bir anı daha anlatmak istiyorum size. Yine bir iki sene öncesi kadar olması lazım. Babam ve ben dedemi ziyarete gittik. Dedem babamın sorularına pek cevap vermez. Onunla nadiren konuşur ve konuşurken de yüzüne bakmaz. Laf arasında dedem babama oğlum dedi. Babama baktığımdaysa gözleri dolmuştu o koskocaman adamın. Tüm ziyareti boyunca gözleri dolu dolu oturduğunu hatırlıyorum. Çıktığımızdaysa yüksek sesle ağlamaya başladı Lale Hanım. Ne olduğunu sorduğumdaysa babasının ona ilk defa oğlum dediğini söyledi. Bu benim içimde yaradır Lale Hanım. Babamın hataları vardır illaki. Ancak o asla babası gibi bir baba olmadı. Ablama ne yaptıysa bana da aynısını yaptı. Çocuklarına karşı hep eşit davrandı. Başka bir anıysa babamla otururken oldu. Bir gün babamla akşam yemeğinde sadece ikimiz varız. Ablam ve annem de dışarıdaydı sanırım. Babam geçmişten söz etti. Bir şeyler anlatmaya başladı. Başlarda gayet güzel gidiyordu anılar. Babam küçükken oynadığı oyunlardan, o dönemde yaşam şartlarının nasıl olduğundan falan bahsediyordu. Sonra konu nasıl olduysa dedeme geldi. Dedem, babam henüz 12 yaşındayken kendi dükkanı olan bakkalın başına babamı koymuş. Babam çok zorlanmış. Henüz küçük bir çocuk ne de olsa. Diyor ki, karşıda arkadaşlarım misket oynardı. Ben onlara bakardım. Aklım çelinirdi ama babamın korkusundan gidemezdim yanlarına. Bu şekilde bakkalda yaklaşık 6 ay çalışmış. Sonunda dükkan batmış hocam. Dedem bunu hep babamdan bilmiş. Ama babamın bir suçu yokmuş. Fazla işlek bir yerde değilmiş dükkan. Her ziyaretimizde bunu babamın başına kalkar. Sen küçükken bakkalı da batırmıştın. Hep beceriksizdin. Büyüdün, okumadın. Yine beceriksizsin gibi sözlerle babamı aşağılardı. Babamın bunları anlatırken gözlerinin dolduğunu görmüştüm. Ağlayacağını anlamıştım. Sonra amcam lisedeyken internet kafe açmak istemiş. Dedem ona sermaye vermiş ve internet kafeyi açmışlar. Ama kısa sürede internet kafede iş yapmadığından dolayı batmış. Ama dedem bunu hiç dile getirmemiş. Amcam babamdan daha büyük bir yaştaymış tabii bu durumda. Ama dedem ona hiçbir şey söylememiş. Babam bunları anlatırken öyle bir ağlamaya başladı ki Lale Hanım. Ben hayatımda babamın böyle ağladığını görmemiştim. Sesli bir şekilde saatlerce ağladı. Ve ben ne yapacağımı şaşırdım. Beni bu çaresizlikle ve babamı böyle görmekle baş başa bıraktığı için dedemi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Geçen sene yine bir ziyaretteyken sohbet arasında geçmişten söz açıldı. Dedem anneme durup dururken ağza alınmayacak çok sert bir küfür söyledi. Bu şahsına büyük bir küfür, iftira
ve hakaretten ibaret iğrenç bir cümleydi. Hepimiz şok olduk bunu duyunca. Çünkü ortada hiçbir şey yokken bir anda çok ağır konuştu dedem. Babaannemse sadece dinlemekle yetindi. Herkesin içinde annemi yerin dibine soktu dedem. Amcamlar, halamlar, herkes oradaydı. Hatta uzak akrabalar bile vardı. Anneme baktığımdaysa sessizce gözlerinden yaşlar geldiğini gördüm. O anda tepem attı Lale Hanım. Gözüm döndü. Niye böyle bir şey yapmıştı dedem, anlam verememiştik. Kalk gidiyoruz dedim anneme. Ve hep birlikte çıktık oradan. Bir daha da dedemi ziyarete gitmedik. Dedem geçtiğimiz ay hastaneye kaldırıldı. Hala çok heybetli ve sağlıklı olmasına rağmen artık yaşlılıktan olsa gerek sık sık hastaneye gider oldu. Babaannemse evde yatalak durumuna düştü. Oksijen desteğiyle nefes alabilir hale geldi. İkisi de yaklaşık 90 yaşındalar. Babaanneme kim baktı biliyor musunuz Zeyla Hanım? Annem. Ne yengem, ne de lüks araba aldığı amcam baktı. Babaannem gözyaşları içinde annemden helallik diledi. Annemse hakkını helal etmedi Lale Hanım. Size şimdi bakıyorum ama bana yaşattıklarınız için hakkımı size asla helal etmeyeceğim dedi. Dedemle ise hep babam ilgilendi. Hastaneye o götürdü, o getirdi, o iyileştirdi. Amcam hep işim var diyerek yok saydı dedemi. Bir kere geçmiş olsun bile demedi dedeme. O hastalık döneminde dedeme ablam ve ben de baktık. Dedem pişman olmuş olacak ki o da bizden helallik istedi. Kimse hakkını helal etmedi hocam. Ölüme yaklaşmış bedenlerde var olan helallik endişesi yerini bulamadı. Şimdi ise öbür dünyada sorulacak hesabın korkusuyla son günlerini yaşıyorlar. Ben de sizinle bunları paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Mert Bey'in beni de oldukça derinden sarsan hayat hikayesini paylaştım sizlerle. Bu dünyadaki en kötü şey nedir diye sorsanız bana, inanın bana, bir evladın diğer kardeşinden ayrı tutulduğunu hissettiği andır derim. Hiçbir anne baba evlat ayrımı yapacak pozisyondalarsa ikinci bir çocuğa sahip olmamalılar. Bir diğer çocuğu hiçe saymak, sadece bir tane çocuğa endeksli yaşamak, inanın bana, diğerinin bütün hayatını alt üst ediyor. Ve hayatı boyunca kapanmayacak derin yaralar açıyor onlarda. Bu hikayede de böyle bir duruma şahit olduk. Ben de böyle bir durumda kalsaydım eğer, ben de hakkımı helal etmezdim. Siz ne yapardınız sevgili dinleyiciler? Yani siz böyle bir durumda kalsaydınız, her şeyi hiçe sayıp, bütün yapılan kötülükleri, haksızlıkları yok sayıp, annemdir babamdır diyerek hakkınızı helal eder miydiniz? Yoksa Mert Bey'in ailesi gibi mi davranırdınız? Aslında bence çok kişinin yapmayacağı iyilikleri yapmış Mert Bey'in ailesi. Yine en kötü zamanlarında yanlarında olmuş. Annemdir babamdır diyerek, ne olursa olsun diyerek sahip çıkmışlar onlara. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? İnanın merak ediyorum. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Sizin de Mert Bey gibi benimle paylaşmak istediğiniz hayat hikayeleriniz, yaşanmışlıklarınız, itiraflarınız varsa eğer, ben Lale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.